Herkese merhabalar. Birleşik Arap Emirlikleri'nde Şarjah Ustular Turnuvası düzenlenmekte. Mustafa Yılmaz, Emre Can, Kıvanç Hazlindaroğlu ve Mert Erdoğdu bu turnuvada oynamakta. Şimdi iki büyük ustamızın çok ilginç ve heyecanlı mücadelesine bakalım. Büyük usta Kıvanç Hazlindaroğlu E4 ile başlıyor. Emre Can'ın tercihi Sicilya savunmasında Naydorf varyantı. Naydorf'un belirleyici hamlesi. Ve Kıvanç Hazine da en keskin devam yoluna giriyor. Fil G5. E6 sonrasında sıklıkla oynanan hamle F4'tür. Yıldarca oynanmıştır. Ama Hazine onun hamlesi bu sefer Vezir F3. Bir anda Vezir'i oyuna sokuyor. Vezir büyük olasılıkla bir aşamada G3'e gidecek. Sonra F4 sürecek. Ama Emrecan hemen bu fili sorgulamış. Ne yapacaksın? Fili vermiyor. Kaçıyor aklı olarak. At C6 ile gelişim. H3 hamlesi, fil 7 gelişim, fil D3'e, kale C8. Siyahların fili çıkmamışken kaleyi bu şekilde C hattına getirmesi aslında tipiktir. Siyahlar beyazlara gözdağı veriyor. Bak, senin niyetinin az çok uzun rok atmak olduğunu anladım. Ama kalemi C hattına geldim. Sen uzun rok attın da kalem şahına uzaktan bakar halde olacak. Artı ben... Vezir A5 gelerek uzun rok attığında B5 ile saldıracağım. Hatta kafam bozarsa kalemle atıp E5'e zıpladıktan sonra C3'e bile çakabilirim. Bunu gören Kıvanç Azneroğlu tamam diyor hiç sorun değil ben kısa rokumu atayım. Ama at 5 temposunu yine alıyor Emre Can. Vezir E2'ye dönüyor ve şimdi siyahlarda B5 oynuyor. Şimdi bakıldığı zaman... Vezir F3 hamlesi ata tempo verdiği için anlamsız gibi gözüküyor ama belki de Vezir F3 oynadığı için siyahlar istediği bazı varyantları oynayamadı. Devam edelim oyna. Şimdi F4. Tamam. Kıvanç ne da diyor ki ata 5'e geldin, vezirimi istedin. Ama bak ben de normalde yapacağım hamleyi tempo ile yaptım. Şimdi sen atın ne yapacaksın? Atı C4'e giderse ki güzel bir hamle gibi gözükmekte fili ve piyonu istiyor. Beyazlar Fil, atalacak ile alacak. Kale C4'ten sonra vakit kaybetmeden E5 ile merkezden girişimde bulunacak. Ve siyahların işi çok zor. Şah ortada. F hattının açılması bir dert. Ve işin kötüsü bu at nereye gidecek? At D5'e gittiğinde at D5, E D5. o bu çok korkutucu değil mi? Vezirin şaha bakması çok çok korkutucu. Dolayısıyla at C4 bir seçenek değil. At alır D3 yapmalı vakit kaybetmeden. C D3'e. Yine B4 yapıyor siyahlar ve at B1'e gidiyor. İlginç satranç. At başlangıç karesine gitmek zorunda kaldı. Ve nihayet siyahlar fil E7 çıkıyor. 15. hamlede fili E7'ye çıkmak biraz garip gibi gözüküyor. Gelişim konusunda ne oldu? Ama büyük sulara oynadığında kurallar tamamen değişir. Onların yaptıkları garip hamlenin bile bir mantığı vardır. Yani gelişimi ertelemenin mantığı vardır. Şimdi A3 oynuyor Kıvanç Aznaroğlu. A5 piyon tutuyor. AB AB. Böylece bu atın C3 karesinden hala çıkamadığı A3'ten de pek çıkacak gibi değil ama garanti altına alındı. Ama atını D2'den geliştiriyor ve şimdi ancak 18. hamlede siyahlar rok atıyor. Çünkü erkenden rok atarak siyahlar şahını hedef göstermek istemedi. Şimdi Kıvanç Aznaroğlu bir karar vermedi. Bu atı ne yapacak? Atı B3'e götürürse daha sakin bir oyun anlamına gelir. Vezir kanında da şanslar aramak anlamına gelir. Ama atı F3'e götürürse bu şah kanadında hırslı niyetlerinin olduğunu gösterir. Hangisini tercih ediyor? Sıklıkla yaptığı gibi Kıvan Şazdenoğlu şansını şah kanadında aramak istiyor ve şah kanına aktarıyor atını. Vezir c ve şimdi beyazlar saldırıya nasıl devam edecek? Ebe sürmesi halinde atın D5'te çok konforlu bir karesi var. Bu daha çok siyahlara yarar. Dolayısıyla taze kuvvet gelmedi. Bu atı sarsmalı ama nasıl olacak? G4. Çok riskli ama saldıracaksanız gerekli hamle. Bu hamlenin fikri elbette uygun bir zamanda G5'te atı kovalamak ve bu piyonları sürmeye biz piyon fırtınası diyoruz. Bir fırtına gibi gelip siyah şahın önüne açmaya çalışacaklar. Emrecan Can Vezir B8 yapmış sakince. Bekliyor, gel üzerime gel diyor. Önce bir hazırlık. Kale F2, kale F8, kale G2. G5 itinayla hazırlanıyor. Ve şimdi Emrecan diyor ki, senin niyetini anladım. G5, geleceksin artık hazırladın. Kanattan saldırıya merkezden cevap veriyorum. Çok uygun bir reçete, bilindik bir reçete. Rakibi merkezde rahat bırakmıyorsunuz. Merkez hem şah hem vezir en yakın bölge ve merkezde oynayarak aynı zamanda rakibin şah kanadından da dikkatini çekmeye çalışıyorsunuz. E5'e yalnız bu F5 karesi at için o kadar konforlu ki değil mi şahane bir şekilde oturdu. Tam aradığımız şeydir E4 E5'li C5'li sicile savunmalarında atın F5'e gitmesi harikadır. Ama büyük usta Emrecan muhakkak bir şeyleri hesapladı. Şimdi e alır f4 yapıyor. Burada yapılması gereken hamle fil alır f4. Oyun normal bir şekilde devam ediyor. Normal derken oldukça gerilimli bir oyun ama şansların karşılıklı olduğunu söyleyebiliriz. Eşit değil, karıştırmayın. Karşılıklı şanslar var. Yani her an her şey olabilir. Ama Kıvanç ağzında fil d4 oynayarak şahı fil ile hedef almaya devam ediyor. At zaten şah kanadına hedef almıştı. F5'teki at ne kadar güçlü görüyorsunuz. Burada Emrecan fil D8 yapıp hem filini kaçmış hem de kalesinin önünü açmış. Ve şimdi öyle rahat bir konum var ki fil alır F5 yapacak. Belki D5 sürecek. Beyazlar nasıl devam edecek diye düşünüyor insan. Ama Hamleyi göstermeden önce bilgisayarın önerdiği bir hamleyi göstereyim. Bilgisayar çok soğukkanlı bir şekilde diyor ki: Fil alır f5 yap. Belki çoğunuzun aklına gelmiştir bu hamle. Kuvvetli atı kır gitsin. Ama öte yandan g alır f5'ten sonra da insan biraz ürküyor g hattının açılmasından. Hemen olmasa bile beyazlar şaş bir kale gibiyle g hattında çok kuvvetli bir baskı kurabilir. Evet baskı da var. insanın gözünü korkutuyor. Ama bilgisayar böyle durumda mesela bir B3 diyor, kaleciyi iki de alacağım diyor. Soğukkanlığa bakar mısınız? Fil C3 yaparsa da at H5 yaparım diyor. Hiçbir tehlike yoktur diyor. En azından analizlerde öyle ifade ediyor ama insan gözüyle gerçekten zor ve Emrecan burada filini D8'e çekiyor. Diyor ki ben ne yapacaksam sonra yapacağım. Daha önemlisi aslında fil D8'in amacı fil B6 ile tehlikeli fili değişmek bu fil olmadığı zaman saldırı da olmaz. Kıvanç Haznedir olduğun bu anda 41 dakikası, Emre Can'ın 19,5 dakikası var. Savunma hamlerini bulmak Emre epey zamanını almış gözüküyor. İşte bu anda Kıvanç Haznedoroğlu uzunca bir süre düşündükten sonra bakın 41 dakikadan 16 dakikaya düşüyor. Evet yaklaşık 25 dakika düşündükten sonra Tekrar tekrar gösteriyorum. At alır G7 fedasını yapıyor. Evet şahı ortaya çıkaran her fedaya bakılmalı. Şah alır G7. Peki devam var mı? Almaktan başka çare yok. Şah kanadı yıkıldı. Şah G7 ve şimdi hamle G5. G hattını açmak. Aşalır G5 mecburi. Ya at istekte açmaz da değil mi? Böyle alacak, böyle alacak. H alır G5 mecburi. Kale alır G5'ten sonra Şah F8 tek hamle. Şahı kenarda saklayayım gibi bir düşünce işe yaramaz. Çünkü Vezir F2 ve Vezir H4'ten sonra mata çağrı yok. Elbette F8'e gidecek. Emre Can da bunu yapıyor. Ve zamanlar iki tarafında 17'şer dakikası var. Şimdi Vezir F2. Veziri aktarmak için ve önemlisi siyahların fil B6 fikri de kesildi. Kale E6 savunmayı kuruyor. Şu anda net taş altta, fil altta Kıvanç Hazinderoğlu artık köpleri yakmış durumda. Tüm umudunu saldırıya bağladı. Şah H1, fil C6, vezir H4. Şah E8 kaçıyor Emrecan. 5,5 dakikası var. Kıvanç'ın da 14 dakikası. Vezir alır F4 piyon topladı. Şu anda taşa karşı sadece piyon var. Fil E7. Siyah şahın etrafında o kadar çok siyah taş var ki. Kale G7, Vezir B5 ve şimdi at G5. Bunu bilgisayar beğenmiyor ama zaman o kadar azken en doğrusunda bulmak o kadar zor ki bilgisayarın önerdiği burada fil alır F6, kale F6, kale G8, şah D7 bir daha şah efendim. Kaleyi kapatınca bunu almak ve at D4 ile çatal atması. Burada herhalde karışık konum olarak nitelendiriyor hem fil hem vezir hem açmazdaki kale istekte bunları görmek çok zor. Ya yani en doğrusunu görmek zaten zor. Hem konum karışık hem zaman az. Burada Kıvanç Hazneli at G5 yapıyor. Mantık basit. Önce kaleyi alacak sonra atı alacak. Gayet insani bir hamle. Emrecan tek şansını kullanıyor. Bu vakte bakalım. 3 dakika 58 saniyesi var burada. 3 dakika 44 saniyeye düştü. Vezir D3. At E6. Ne oldu? Yıkıldı mı? Allah'tan bu şah çekiş var. Bakın bu şah çekiş var. Bu olmasaydı oyun hemen kayıptı. Şah kaçınca vezir savunmaya döndü ve şimdi Kıvanç Hazneroğlu son kalesini de oyuna sokuyor. Tüm hatlarıyla artık hücumda. Geri dönüş yok artık. Kale hücumda. Bu kale hücumda, vezir hücumda, fil hücumda. Artık olabilecek başka taş kalmadı saldırıya sokacak. Emrecan'ın da zamanı az. 2,5 dakikası var. Kıvanç da 2 dakikanın altına düşmüş durumda. At D7 oynuyor burada. Kale G8 şah. Fil F8. Açmaz'da fil, evet açmaz'da fil G7 ile açmazdaki taşa yükleniyor ve burada fil alır E4 yapıyor Emrecan. Fil alır F8. At F8'den sonra vezir G5 geliyor. 1 dakika 25 saniyesi var. Kıvanç Azdıroğlu'nda 42 saniyesi. Artık zamanla yarışıyorlar. Doğru hamleleri bulmaları lazım. İki tarafında şahı açıkta. Artık beyaz şah da açıkta. Kalenin şah çekmesini engelleyen vezir var ve burada Emrecan vezir G7 hamlesinden çekiniyor. Vezir G7 hamlesinden çekinerek filini G6'ya kapatıyor ve bu inanılmaz bir hata. Çift soru. Yani oyunu kaybettiren hamle. Vezir Bebes sonrasında Emrecan terk etmek zorunda kalıyor. İnanılmaz bir hata. Zamanı az olduğu için çok çok büyük bir hata yapıyor. Nedir olay? Şah çekti. Yapabileceği hamle yok. Veziri kapatınca vezir değdi mat var. At açmaz da. Şahı kaçtığı zamanda da Kale F8 ile mata gidiyor. Tamamen kuşatılmış durumda siyah şah. Peki objektif olarak oyun ne bu durumda? Esasen siyahlar kazanıyor. Kazanıyor doğru hamleyi bulabilse. Burada birkaç tane hamle var. Sadece şuradan şah çekişe dikkat etmek gerek. Aslında şu anda şah çektiğinde fil C6 kapama hamlesi var. Bir tehdit değil. Fil G6 yaptı kendi hamlesiyle oyunu kaybediyor Emrecan. Burada örneğin en basitinden fil d5 oynayabilirmiş. Bu vezirin önünü açan bir hamle saldırı için bu hamle karşısında beyazlar çaresiz kalacaktı. Vezir g7 yaparsa yapmazdı ama en azından nasıl siyahların mat edeceğini göstereyim. ortaya çıkan fil d5'ten sonra beyazların artık saldıramayacağı veya bir diğer hamle d5 sürüşü de d5 sürüşü de Oldukça kuvvetli. Onun da fikri vezir de 7 oynaması halinde şahtan sonra vezirin bu kareden şah çekişi. Ama işler burada anlatıldığı kadar kolay değil. Ve zaten belki gözünüze hiç kolay gelmedi. Bir hamle yüzünden kaybetti diyorsunuz ama buraya gelene kadar iki oyuncu da inanılmaz bir stres altında oynuyordu. Evet ilginç bir oyun. Oyuncularımıza başarılar diliyorum. En iyi sonuçları elde etmelerini diliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sevgiler saygılar.